Siz cemaatin fertlerinin, hizmet hareketi mensuplarının ve hizmet hareketinin sanata ve sanatçıya bakışını şu an geldiği yer itibariyle yeterli buluyor musunuz? Nasıl bakıyorsunuz? Hayır. Kesinlikle. Bunun için çok ciddi bir süreç lazım. Fakat bu süreç tabii bunun gelişmesi adına çok önemli katkılarda bulundu. Şunun için bizim de çok ciddi ön yargılarımız vardı. Mesela herhangi bir sanatçı sanatını dünya klasmanında icra ediyor olsa bile ona bir isim, bir lakap takacaksak, mesela onun Alevi kimliğini biliyorsak, Alevi bu sanatçı, işte Yahudiymiş bu, işte bilmem Sabataistmiş bu falan diye bir takım değerlendirmeler falan kendi aramızda konuşurken çok rahat yapabiliyorduk. Yani bizim için değerlendirme kriterinin yine bizim dünyamıza yakınlığı, bizi kabul etmesiyle bağdaştırıyorduk yani zihnimizde. Ama insani değerlerin, o değerlerin ne kadar önemli olduğunu öğretti bu süreç bize. Yani bir insanı değerlendirirken onun iyi insan olması, insanlık adına bir şeyler üretebiliyor olması, çevresine yaptığı katkılar ya da bir takım yanlış şeyleri dile getirmesiyle bizim için o biraz önce saydığım o ideolojilerin, inançların çok fazla bir öneminin olmadığını çok net gördük bu süreçte biz. Böyle olunca o baştaki ön yargılarımızdan yavaş yavaş kurtulmaya başladık. Yine de süreç devam ediyor ve bu eğitim süreci devam edecek. Çünkü dini olarak yetişmiş ve kanalize olmuş, ön yargıları olan bu anlamda bir topluluktan şu anda o ön yargılarından kurtulmaya çalışan bir topluluk halindeyiz. Öyle olunca bu süreç biraz daha devam edecek. Ama bunun pozitif manada ilerlemeye başladığını görüyorum ben. O da neyle alakalı? O da tam bizimle alakalı olmasa bile, bizim adımızı zikretmese bile, bizim dünyamızla ilgili bir şey söylemese bile, bir takım insanlık adına müthiş bir takım yardım kampanyaları yapan, ömrü vakfetmiş ya da şu anda başka türlü zulmün içerisinde olanlarla ilgili mücadelenin içerisinde olan çok özel isimleri görünce, değerlendirme ölçüsünün kesinlikle ve kesinlikle sadece ideolojik ya da dini yapı olmayacağını çok net anladık. Bu iyi bir başlangıç. Bir de eser üretmeye başlayan arkadaşlarımızın sevildiğini, kabul edildiğini, sözlerinin daha çok dinlenilmeye başlandığını ya da eserlerinin kendilerine de tesir etmeye başladığını gördükçe ümidim artıyor bu konuda. Ama dediğim gibi bu bir süreç. O bizim kendi dini inancımızın içerisinde zihnimize empoze ettiğimiz ya da bedenimize işlettiğimiz o fanusumuz. Biz kendimizi korumalıyız. Aksi takdirde işte bize de bulaşır bu bir ucundan filan. Bu maleyaniliktir. Bu boşa vakit geçirmektir. Acaba Rabbimiz bundan hoşnut mu? Acaba bugünün şunda ortalık yanıyorken, ortalık şöyleyken, ortalık böyleyken bu konuda da böyle mi yapmak lazım filan soruları bizi ciddi anlamda tesiri altında bırakıyor. Bir mengenenin içerisindeyiz. Evet. Ama bunun yavaş yavaş kırıldığını görüyorum. Daha da iyi olacak diye ümit ediyorum.